FA Cup'ta bakalım yarı finalde kiminle eşleşiyoruz. Nefesler tutuldu. Exeter taraftarı Arsenal'i istedi. Bakalım kiminle eşleşiyoruz. FA Cup'ta bence Liverpool'la eşleştik arkadaşlar. Yani eğer Liverpool'la eşleşmediysek şu anda istifa edeceğim ya. Hadi bakalım. FA Cup'ta bakalım kiminle eşleşiyoruz. Ben dedim Liverpool. Exeter taraftarı Arsenal'i istedi. Aslında ben de Arsenal'i istiyordum ama Liverpool'la eşleştik değerli Exeter'lılar. Evet, evimizde olması büyük avantaj. Çok büyük avantaj evimizde olması. Bir maç daha kazanırsak finale çıkacağız artık. Burada da artık son iki maç. Vay be. Exeter City, Liverpool, Arsenal, Chelsea müsabakalara oynanacak yarı finalde. Abi nasıl bildin? Abi işte ben ileri görüş, böyle yetenekli bir insanım bu konuda. Öngörüm çok yüksek. Siz ne sandınız Burak Şener'i? İstiyorsanız maçın skorunu da söyleyeyim. Pekala. Evet, Liverpool. Bu arada YouTube'dan izleyenler, şaka yapıyorum. Evet, Granero Manchester United karşısında kritik kurtarış yaptı. Maçın skorunu mu? 3-1. 3-1 bizim arkadaşlar. Söyledim, 3-1 bizim. Granero kalede kahramanca oynayarak Exeter takımının Manchester United karşısındaki galibiyetini sağladı diyelim. Ajose bu sezonki ilk maçında Manchester United karşısında parladı. Bu nasıl bir haber ya? Ajose yaşlanmış arkadaşlar. Ajose kadroda yer almaya devam edebileceğini teknik direktörüne kanıtlamak istedi. Manchester United karşısında alınan galibiyette pay sahibi olan Ajose gözlerden kaçmadı ve kendisinin önümüzdeki maçlarda da forma giymesi bekleniyor. Cabral halinden memnun değil. Ya Cabral, bak ben çabuk uyuz olurum ha. Çabuk sinirlenirim, çabuk kaybederim. Orta saha oyuncusu takımda bir fazlalık olduğu hissine kapıldı ve yakın bir zamanda bu konuyu Burak Şener'le paylaştı. Bu sohbet sırasında oyuncunun sahada daha sık yer alıp almayacağını zaman gösterecek. Ancak oyuncunun çevresinden alınan bilgilere göre kendisinin beklemeye daha fazla tahammülü olmayabilir. Kadro merkezi. Cabral serbest bırak. 4 milyon euro karşılığında serbest bırak. Bas. Basmıyor. O zaman hayır. Umarım biraz korkmuştur. Evet, dünyanın en iyilerinden Cabral oynama süresinden nasıl memnun değil ya? Arkadaş, rotasyon kadrosuna ihtiyacımız var. Her maçta nasıl oynayacaksınız ya? Aptal aptal geliyorsunuz, basın açıklamalarda bulunuyorsunuz. Her maçta oynatığımda sakat lan, futbol hayatım bitsin. Eşşol eşek. Al, kimse memnun değil. Ariol bile memnun değil. Çağlar, Bello. Aferin lan size. Aferin size. Özel oyuncu potansiyeli var bunların hala. Çok özel yetenekleri var. Özel oyuncu potansiyeli var. Artı 2 gelişmiş. Perez 80 olmak üzere. Atilla Gürcebe özel oyuncu potansiyeli var. Jansens özel oyuncu potansiyeli var. Ben buraya ne için girdim? Bir dakika. Benim buraya girme sebebim şuydu. Sözleşme görüşmesi. Ajose ile sözleşme görüşmesi. Ne istiyorsan okey. Kabul et. Tamam Ajose, kabul et. Artık futbolu burada bırakacak Ajose. 34 yaşına geldiğinde büyük ihtimalle futbolu bırakacak. Zamanı bir tık ileri alıyoruz. Bundan sonra Leeds United maçı var. Leeds United maçı bizim için çok önemli değil mi? Lig çok önemli ama o lig maçına da en iyi kadromuzda çıkmayacağız tabii ki. En iyi kadromuzda çıkamayız o maça. Maç gününde miyiz ya biz? Yo, maç gününde değiliz. Oo! 18-24 Mart'ta oyuncular milli takımları Arjantin. Cabrera, Granero, Prado. 3 Arjantin'de. Cabral Brezilya'ya, Plaza Ekvator'a, Lom Kamerun'a, Ariol İspanya'ya, Chet Yunanistan'a, Veron Bulgaristan'a gidiyor. 18-24 yok. Tamam. Direkt milli takıma gidecekler. Kadro. Prado'nun yerine Ojomo oyunda. Prado yedekte. Cabral oynamaya devam etsin. Ariol oynamaya devam etsin. Defansta Chet'i çıkaracağım. Greco çok yorgun, olmaz. Araujo olmaz çocuklar, olmaz. Tamam siz dinlenin. Leeds United maçında oynarsınız gerekirse. Roldan, Aribo, Plaza. Ajose'yi içeri alacağım. Avuç içini çıkarıyorum buradan. Böyle çıkacağız ya. Bence gayet iyi bir kadro. Savaşacak bir kadro. Bu şekilde sahadayız. Haydi bakalım. Çok önemli bir maç. 2-0'ın avantajıyla bu maça çıkıyoruz ama ondan önce bir basın toplantısı bizi bekliyor. Evinizde Manchester United ile karşılaşacaksınız. Deplasmandaki ilk maçta onlara 2 gol farkla yenmiştiniz. Bir üst tura çıkmak için net favori olarak görülüyorsunuz. Bu durumu tersine çevirecek bir şey olabilir mi? Manchester United saygıyı hak ediyor. Manchester United daha fazla saygıyı hak ediyor. İlk maçı kazanmamıza rağmen çok kaliteli oyuncular olduğu için onlara dikkat etmeliyiz. Önceki maçınızdaki 1-0'lık zorlu galibiyetin ardından bugün daha denk bir takımla karşılaşacaksınız. Ne saçma ya, onlar da Manchester United'tı. Takımınız daha fazla gol atabilecek mi? Galibiyet galibiyettir. 1-0 galibiyettir.
galibiyet harika değil ama çok kötü de değil. Sezonun geri kalanında tüm maçlarımızı bir golle kazanırsak benim için sorun olmaz. Takımını son dönemde harika bir form grafiği çizdi. Önümüzdeki maçlarda da bu kadar etkili olabileceğinizi düşünüyor musunuz? Dikkatimizi dağıtmamalıyız. Evet, dikkatimizi dağıtmadan bu maça çıkmalıyız. Dikkatimiz dağıtacak her şeye karşıyız. Haydi çocuklar. UEFA Avrupa Ligi son 16 ikinci maçı. Müthiş iki frikik golüyle kazandığımız maçın rövanşına çıkıyoruz. Evimizde ev sahibi formayla sahadayız. Onlar da siyah formayla sahada. Sağanak yağışlı bir havada. Bu maça galibiyet için, en azından bir beraberlik için çıkıyoruz. Haydi başarılar çocuklar. Başarılar Exeter City. Hashtag bağırmamam lazım. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evimizde ikinci maçımıza çıkıyoruz. 2-0'ın avantajıyla çıkıyoruz değerli Exeterlılar. Bugün bir gelin gibi süslendi Exeter stadı, yine Exeter Atatürk stadı. Çocuklarımız, gençlerimiz, Exeter şehrinin fırlamaları, hınzırları bu yağmura rağmen türbünleri doldurdu. Jennifer teyze bugün evinde izleyecek bu maçı. Kısıyoruz motivasyon müziğimizi ve kulaklarımızı açıyoruz. Bu UEFA Avrupa Ligi marşını dinliyoruz hep beraber. Kuyruklu, Cabral, Ojomo, Bello, Junior Veron, Chet, Serkan Yıldız, Çağlar Söyüncü, Cabrera ve Granero. Sonda da Zapater Ariol'u göreceğiz. Zapater Ariol. Çocuklarımız inanıyorlar. Herkes, tüm dünya bu maçın favorisi, en azından bu turun galibi, kazananı Exeter City'ye bakıyor. Ama Burak Şener bu maçtan önce Manchester United takımına övgüler yağdırdı. Dikkat etmemiz gerekiyor. Çok büyük bir takım. Erken yiyeceğimiz bir golde iş sıkıntıya girer. Evet, erken yiyeceğimiz bir golde iş gerçekten sıkıntıya girer. Deplasmanda iki gol attık. Evimizde yiyeceğimiz iki gol onlar için büyük avantaj demek yani. 3-1 onların. 3-1 kazanırlarsa onların, dikkat etmemiz gerekiyor. Hadi bakalım. İyi top oynayacağız. Aklımız fikrimiz bir yarısı aklımızın 2 gün sonra oynayacağımız Leeds United maçında. Çünkü o maçı da kazanırsak ligin artık ikincisi olacağız. Ariol takım arkadaşlarını gaza getirdi. Sağına soluna baktı ve ilk düdük çalındı. Haydi başarılar çocuklar. Bu yoğun yağmurda Jennifer teyzeyi güldürmek için. Evet, Jennifer teyze de statta diyorduk. Statta mı diyorduk, evinde mi diyorduk bilmiyorum. Ortalık karıştı. Haydi başarılar çocuklar. Jorge Bello. Ne taktınız be. Frikiklerde ne kadar tehlikeli bir takım olduğumuzu herkese gösterdik. Geliştirdik kendimizi. Gerçekten geliştirdik. Cabrera. Ojomo'a doğru. Ojomo. Haydi Junior Veron. Junior Veron kontrol etti. Junior Veron girdi içeriye. İki kişinin arasından çıkamadı maalesef. Jesse Lingard. Paslaşmalarla geliyorlar. Junior Veron. Biraz daha fazla mücadele etmen gerekiyor bugün. Ojomo. Hareketliler bugün. İlk maça göre biraz daha hareketliler. Çalım geldi. Aman çocuklar. Veron kapat ortayı. Kapat kapat kapat. Bizde kaldı. Chet Bravo. Olmaması gereken yerde harika bir müdahale Chet'ten. Ortadan geliyoruz. Jorge Bello. Bello. Veron'a doğru. Veron sağ taraftaki boşluğu gördü. Hadi oğlum. Güzel kontrol. Ojomo çalımı attı. Ariol'ün önüne harika bir top. Ariol bastı. Cabral gidiyor. Cabral sol ayağında bir faul bekliyoruz. Cabral, ah bir faul olsaydı. 3 frikik golü olacaktı belki de. Serkan geriye. Bello geriye. Yardıma gelin çocuklar. Bello kapat orayı. Savaşçı Bello. Koşmaya devam et. Orayı kapatmaya devam et Bello. Sakin. Orta geldi. Granero yumrukla uzaklaştırdı. Cabrera James'i kovalıyor. Ojomo kapatman lazım ortayı. Sakin savunma. Kontrollü savunma. Ojomo bastı. Alacak bu topu. James geriye döndü. Cabrera. Karşısında Cabrera. Cabrera'ya bir çalım. Pür dikkat savunuyoruz. Ojomo da kaldı. Bir kontra atak başladı bizim için. Cabral. Yürü Cabral. Hızını kullan. Kuyruklu gidiyor. Tamam Ariol. En sağ tarafa harika bir top Cabrera'ya. Cabrera ayağından açacak. Girecek içeriye doğru. Cabrera girdi. Çok yavaş Cabrera. Orta kuyrukluya gelmedi. Ariol aşırtacak bu topu. Hadi bakalım Chet. Jorge Bello. Jorge Bello vücudunu koydu. Söktü aldı Jesse Lingard maalesef. Cabrera nasıl topla hızlanması bu kadar yavaş anlamadım. Chet araya girdi. Ama bir foul. Soldan geliyor Junior Veron hatasını telafi etti. Ojomo. Bir gol atarsak harika olur. Yürü Bello. Yürü Jorge Bello. Yürü oğlum. Bas topa. Cabral. Haydi Cabral. Cabral çalım denemesi. Plase direkten döndü. Ah herkesi şaşırttı Cabral.
Müthiş bir plase. De Gea dondu kaldı, dondu kaldı. Başka hiçbir şey yapamadı. Kuyruklu kapatıyor orayı. Kuyrukluya bir çalım. Aldık topu. Hadi kontra atak. Yürü Cabral. Yürü Cabral. Aman Cabral. At Ariol'e doğru. Müthiş top. Ofsayt yok. Ah be. Ah be çocuğum. Ah. Ah be. 0-0. 2-0'ın rövanşında evimizde her şey kontrolümüz altında. Jorge Bello. Jorge Bello. Vücudunu koydu. Bello. Riskli hareketler ama çıktı oradan. Hoca Mokit. Ah be. Ah. Tamam. Tamam çocuklar, sakin, sakin. Kuyruklu al bu topu. Ayağından açmıştı. Wijnaldum, Bisakka. Bisakka tarafından gelmeliyiz. Bisakka çaresiz. Yaşlı bir dede gibi yorgun. Jorge Bello. Tamam. Kovalamak zorunda, kovalamak zorunda bizi Cabral. Topu aldı ayağına. Ariol'e. Ariol. Çalım denemesi. Ariol. Ah, bir çalım bir gol demekti. Ama geçemedik maalesef. Manchester United'lı savunma oyuncusu çok iyi kapattı orayı. Çağlar bayağı ileri çıktı. Hocam o kapatıyor. Çağlar pres yapmaya devam ediyor. Çağlar yerine, acilen yerine. Acilen yerine Cabral araya girdi. Hadi çocuklar. Junior Veron. Yürüyün. Yürü ortaya. Junior Veron. Koş koş koş. Kovala kovala. Erken bir gol yersek sıkıntı olur. Granero. İyi geldiler. Dakika 33. James. Turu geçtik diye görmeyelim bakın. Çok tehlikeliler. Jesse Lingard. Aman şut yok, şut yok. Brozovic. Serkan. Yapma. Yapma. Granero. Bravo çocuklar, bravo. Top önüne düşüp şurada gol yiyeceğiz zannettim ama bir kere daha bir şut. Sonra Granero. 10 dakika kaldı ilk yarının bitmesine. Uzaklaştırın. Cabral uzaklaştır. Aman 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 aman. Hadi. Elde gelebilirdi. Yürü Chet. Yürü Chet. Herkes yiyor. Chet'i kovalıyorlar. Chet'i kovalamaya devam ediyorlar. Bindir. Bindir oğlum. Bindir oğlum. Bindir oğlum. Bindir. Bindir. Bindir artık. Bindir artık. Bindir. Tamam. Ojo mu? Ojo mu? Oyun yönünü değiştireceğiz. Cabral. Ariol. Bello. Geliyoruz. Geliyoruz çocuklar. Çapraz paslaşmalar. Kafa karıştırdık. Nereye ya? Junior Veron'a attığımız top nereye gitti? Bas oğlum. Bas oğlum. Bas Ariol. Bas. Yor onları. Yor. Brozovic. Yoruluyorlar giderek. Wijnaldum. Jesse Lingard. Her şey bizim kontrolümüzde. Ojomo, sen bunun altında kalamazsın. Cabrera, kalamazsınız çocuklar. Koş geriye. Böyle artistik hareketlerin altında kalamazsınız. Offside. Offside. Değil mi? Aman aman, dik 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 Chet. Dik Chet. Bravo. Kuyruklu sakin. Kuyruklu sakin. Kuyruklu araya girdi. Haydi oğlum. Haydi Ariol'üm. Bir top daha. Abi lütfen. Tamam, bizde kaldı. Yürü Cabral'in koşu yoluna. Harika bir top. Cabral. Gole doğru gidiyoruz. Cabral çalımı atacak. Cabral. Cabral resital be. Resital be. Resital be. Dünyanın en iyilerinden Cabral. Savunma oyuncusunu yatırdı. De Gea. Çaresiz ve 1-0 öndeyiz. İzliyoruz. Ondan önce arapası. Cabral. Müthiş ince bir çalım. Artık UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finaldeyiz. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bravo çocuklar, bravo Cabral. Ojomo. Zapater Ariol. Dünyanın en mutlu takımıyız. Dünyanın en mutlu taraftarıyız. Dünyanın en güzel takımıyız. Cabral gruplardan çıktıktan sonra ikinci golünü attı. 3-0 oldu. Artık Manchester United'ın bizi elemesi için 3 gol atması gerekecek. Zaten 3 gol atması gerekecekti. 2-0 onları uzatmaya götürürdü. 3-0 çıkarırdı çeyrek finale. Şimdi 3 gol atarlarsa, yani 2 gol atmaları artık bir işe yaramayacak. 3 gol atmaları gerekecek. İlk yarı 1-0 üstünlüğümüzde bitti. Ramazan Kalaycı 20 yıldız. Kesinlikle öyle. Lig de bizim için çok önemli. Gole attıktan sonra çocuklarımızın aklında lig var, biliyoruz. Öyle önemli bir fikstürümüz var. Öyle sıkışık, öyle zor maçlarımızın olduğu bir fikstür var ki alnımızın akıyla geçmeye, bu işin üstesinden gelmeye devam ediyoruz. Haydi hocam o. Ah, ligde Manchester United'ı yenebilseydik ya. Yenemedik hatırladığım kadarıyla. 3-1 kaybetmiştik sanıyorum. Basmaya başladılar. Onlar için büyük bir felaket olabilir. Zaten yorgunlar. Bomboş. Offside yok. Yürü kuyruklu. Yürü. Bir dakika, seni kovalayacak, yetişemeyecek. Yürü kuyruklu. Yürü kuyruklu. Yürü kuyruklu. Çalım denemesi. Ah, bir pas. Pas. Pas artık. Şutu çekemedim artık, pas versem.
Bomboş ortada adam, bir türlü pası veremedik. Şut fake'inden sonra şut denedik, araya girdiler, sonra bir türlü pas veremedik. Gel. Gel Bello yardıma. Gel Bello yardıma. Bello topu ayağına aldı. Geriye. Çağlar Söyüncü. Bir kere daha geriye. Üstümüze çekiyoruz. Manchester United üstümüze çekiyoruz. Jorge Bello. Jorge Bello ince adımlar. Serkan Yıldız. Ojomo. Bello. Kaleye baktı. Vazgeçti. Son anda kaybetti topu. Bello'nun top kaybetmemesi gerekiyor. Bello'nun top kaybetme lüksü yok. Lingard. Bello her tarafı kapatmaya devam ediyor. Koş. Koş. Bello koş oğlum. Koş oğlum. Koş koş koş. Chat şimdi sende. Chat şimdi sende. Tamam kuyruklu. Saka yorgun değil mi, oraya kadar çıktı. Dikkat edelim. Al bu topu. Aman şut yok. Şut yok. Şut yok. Öyle bir pas yok. Orada Çağlar Serkan var. Haydi oğlum. Şimdi Wan-Bissaka'yı bayıltabiliriz. Yürü. Yürü kuyruklu. Bayılttın. Bayılttın onu, bayılttın. Koş oğlum. Koş oğlum. Arka direkte Ojomo bomboş. Ojomo bomboş. Yes. 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 2-0. 58-2-0. Dişlerimi kırabilirim, bağırmamam lazım. Of be. Ne çıktık be, ne çıktık. Önce kuyrukluya harika bir top. Kuyruklu adrese teslim bir pas be. Adrese teslim bir pas. Ojomo soktu topu ağlara. Of. Bitti bu iş. Bitti bu iş. Artık 4 gol lazım Manchester United'a. Tamamen stratejik geldik. Tamamen yorgun. Bissaka tarafından geldik. Oyuncu değişiklikleri. Şimdi Cabral Bada'yı çıkarıyorum. Lig çok önemli. Cabral zaten, Bada yok. Bada gel. Bada hiç yok. Bada nerede? Bada yedekte bile yok. Prado gel oğlum. Böbürlenme. Ajose. Ariol. Kimi dinlendirmem lazım? Cabrera ve Chet'i dinlendirmem lazım. Cabrera'yı çıkarıp... Arkadaşlar, iyi oyun için değil, artık oyuncu dinlendirmemiz gerekiyor. Bello'yu dinlendirmemiz lazım sanıyorum ki. Bello Aribo değişikliği. Ya da Aribo'yu diğer maç tamamen oynatırız. Klaes'e forma şansı vermem lazım. Ne saçma bir şey oldu bu ya. Nasıl yapsak? Bello çok yoruldu. Bir kere Bello'yu çıkarmamız lazım. Aribo'yu oyuna almamam lazım. Jansens. Jansens'i de almamam lazım ya. Arkadaşlar bunlar diğer maçlarda önemli. Ajosi oyunda. Bakın. Evet. Bu şekilde. Bir oyuncu değişikliği daha. O da stoper Roldan. Roldan'ın sağ bek özelliği de var. Bakın güzelliğe bakar mısınız? Tam da ihtiyacım olan şey. Roldan'ın sağ bek özelliği var. Cabrera'yı çıkarıyorum. Hadi bakalım. 3 oyuncu değişikliği yaptık mı? Yaptık. Bu şekilde devam ediyoruz. Harikasınız. Gerçekten çocuklar harikasınız. Söylenecek söz yok. UEFA Avrupa Ligi'nin en iyi takımıyız ya. İstisnasız en iyi takımıyız. Fiorentina'yı 7-0'la geçtik. Ariol. Ariol Ajose'ye. Ajose vücudunu koydu. Ajose ince hareketler. Faul gelse çok seviniriz değil mi? Chet. Helal Chet. Haydi kuyruklu. Geliyoruz. Zapater Ariol. Ariol. Bizde. Kuyruklu gitti. Kuyruklu gidiyor. Gole doğru gidiyoruz. Kuyruklu. Ortayı yapacak. Orta. Ojomo. Dışarıya. Kuyruklu Ojomo işbirliği. Neves oyunda bu arada. Roldan çıktı, kafayla indirdi. Helal sana ver Roldan. Veron kapat orayı. Ojomo tamam. Roldan sen de. Orası senin. Yaptırma ortayı. Kontrollü savunma. Kontrollü savunma. Ortayı yaptırma. Roldan'ın başı döndü. Gol yiyebiliriz. Çağlar bravo şut. Etten duvar ördük arkadaşlar. Etten duvar ördük. Yürü Junior Veron. Hadi Ariol. Hadi gözüm kuyruklu da. Kuyruklu yine gidiyor. Kuyrukluya harika bir top daha. Yürü kuyruklu, bu sefer topa basacak. Ariol geldi geriden. Bir top daha. Veron dışarıya. 3 gitti. David Alaba oyunda. Roldan çıktı. Kafayla indirecek mi? Bravo, pozisyon bozman bile yeter. Ojomo. Tamam, bizim hatamız. Basmaya devam ediyoruz nedense. Evimizde. Jennifer teyze de tribündeydi. Müthiş mutluluk gözyaşları Jennifer teyzenin. Sakin, sakin, sakin. Aman, 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 ne oldu? Bravo Junior Veron. Geçirmek yok, dön kaleye. Kaleye dönün, kaleye dönün. Sakin, akıllı bir şekilde. Hadi gel Granero. Çok güzel. Çağlara bak, kaleyi kapatıyor Granero'dan hata gelir diye. Ortaya. Tamam, o da olur. Gel şimdi ortaya. Geliyoruz çocuklar. Prado yürü.
Prado yürü. Yürü kuyruklu. Haydi kuyruklu. Bisakka bayıldı artık. Bayıldı artık. Ariole. Ama abi hemen orta yapmadın. Çalım attık. Bu nasıl bir iş? Bu nasıl bir iş? Ajose! Ajose! Saçma sapan bir gol Ajose'nin önünde kaldı. İstediğimiz şeyleri yapamadık. Ariole yerden orta yapacaktık. Kuyruklu ortayı yapamayınca çalım atmış oldu. Burada bir pas denedik. Ariol'ün sırtına çarptı. Ajose Manchester United'a karşı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda gol attıysa bu çocuk maçlarda oynamayı hak ediyor demektir. Son maçta Manchester United'a karşı asist yapan Ajose bugün golünü attı. Exeter taraftarı sanıyorum ki Ajose'nin attığı golden dolayı çok mutlu. 3-0, 45, 58, 78 dünyanın en iyi takımı olma yolundayız. En büyük hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde başarı. Bir gün onu da aldığımız takdirde artık Exeter'daki görevimizi ve misyonumuzu tamamlayacağız Jennifer teyze için. Pas ver ona gitmedi. 3 kişi kapatıyoruz orada. Cesur paslaşmalar Manchester United'dan. Basın çocuklar. Basın çıkarmayın. Evimizdeyiz. Alacağız bu topu ya. Bu artistliğin sonu kayıp Ajose'ye. Ajose, topuk pası, Ariol. İlerleyebilirdik fakat güzel bir gol olsun istedik. Ariol alır almaz plase uzak köşeye. De Gea nasıl uzandı ya? Kuyruklu yardıma geldi. Ajose'ye doğru, Ajose. Vuruş, basın, bizde penaltı. Ağzını kırayım biz yapmışız. Son 2 dakika artık. Junior Veron koşmaya, pres yapmaya devam ediyor. Kuyruklu bugün Manchester United'ın sağ tarafını mahvetti. Chet, hadi çocuğum. Son 30 saniye. Hadi kuyruklu. Gözüm kuyruklu da. Ortadan geliyoruz. Hadi oğlum. Müthiş top. Bas, al bunu. Maç bitmesin diye hızlı oynamak zorunda kaldık ve çeyrek finaldeyiz. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finaldeyiz. Bravo çocuklar. Of be, bu gurur hepimizin. Helal size be. Bu yağmurda, bu çamurda buraya gelen taraftarı da çok mutlu ettiniz. %90 pas isabeti var iki takımında. Kaleyi bulan 5 şutu da Granero kurtardı. Maçın oyuncusu Joshua Ojomo 9.2. 1 gol 1 asist. Kuyruklu 1 asist. Ajose 7.9 oynamış. Ariol 7.8. Cabral 8.4. Harikasınız. Söylenecek tek kelime. Harikasınız. Ajose niye 9 numara olmuş gene ya? Onu hemen değiştirmemiz gerekiyor. Normalde Ajose 14 numaraydı herhalde değil mi? Evet, eleyen takımlara şöyle bir bakalım. Sevilla, Olympic Lyon, Exeter City, Real Sociedad, Frankfurt, Schalke 04, Bayer Leverkusen, Monaco. Kimi isterdiniz? Ariol iyi formunu sürdürüyor. Bugünkü performansından ne kadar memnunsunuz? Tüm övgü hakkıdır. Bunun gibi performanslarla bizleri büyülemeye devam eder. Bir üst tura yükseldiğiniz için tebrikler. Sizce bu yıl müsabakada hangi aşamaya kadar ilerleyeceksiniz? Sonuna kadar devam edeceğiz. Oyuncularım için inanılmaz bir sonuç. Şu anda oynadığımız oyuna bakarsak kolay kolay bileğimiz bükülmez gibi görünüyor. Exeter City bugün 3 golün ardından rahat bir galibiyet aldı. Önümüzdeki maça odaklanma zamanı. Bu mesaj sürekli geliyor. Bugün iyi iş çıkardık. Tebrikler dedi muhabir. Ve Ajose bu sezonki ilk golünü attı. Ajose hakkında ne mesaj geliyor ya kulüp haberleri. Serkan Yıldız Bada'da caz yapmaya başlamış. Üst düzey oyuncuların birçoğu forma şansı bulamadığında huzursuz ve moralsiz olabilir. Ancak Serkan Yıldız şu anda Exeter takım kadrosuna yazılan ilk isimlerden biri olduğu için böyle bir sorun yaşamıyor. Teknik direktörün desteğini almak harika bir şey. 11'e alınma konusunda endişelenmediğim için oyunuma konsantre olup elimden gelen en iyi performansı vermeye çalışıyorum. Formum düşerse 11'e alınmamayı tabii ki anlayışla karşılarım. Ancak umarım böyle bir şey olmaz. Vay be Serkan. Bada oynatılmamaktan rahatsız. Bada Cabral iş birliği içerisinde. Bak felaketimiz bir iş savaşta olabilir. Olmaz çocuklar olmaz. Biraz aklınızı başınıza toplayın. UEFA Avrupa Ligi kuralları ne zaman çekilecek bilmiyorum. Bakıyoruz ama. UEFA Avrupa Ligi'nde Schalke 04. Bir Alman takımıyla karşılaşmayı hiç istemezdim. Ama baktığımız zaman 3 tane, evet 3 tane Alman takımı varmış. Frankfurt, Bayer Leverkusen, Schalke 04. Ne düşünüyorsunuz? Moraes'e karşı oynayacağız. Evet, Moraes'e karşı oynayacağız ya.
Ama Moraes sezon sonu bize gelecek biliyorsunuz değil mi? Moraes maçı satar mı acaba? Hayır, ben onları hep ahlaklı çocuklar olarak yetiştirdim. Temiz, terbiyeli ve profesyonel insanlar olarak yetiştirdim. Moraes asla öyle bir şey yapmayacak. Zaten fark ettiniz mi bilmiyorum, biz ne zaman Moraes'le anlaştık, Granero'nun performansı 5 katına çıktı. Fikstürümüz zorlu. Ofiste 4 tane mesaj var. Maçlar ertelendi. Turnuva ödül parası. 1 milyon 100 bin daha geldi. Oyuncu sohbeti. Bada demiş ki daha sık 11'e alınmazsam geleceğimi sorgulayacağım. Kadrodaki yerin sağlam. Son maçlarda farklı taktikler denedim. Kadrodaki yerinden endişe etme. Serkan, beni ilk 11'i sıklıkla düşündüğün için sağ olun. En iyi oyunumu sergilemeye devam edeceğim. Seninle gurur duyuyorum. Sıkı çalıştığını görmek güzel. Sahada kendini daha çok göstermeni bekliyorum Serkan. Takvim. 3. gün Leeds United'a karşı oynayacağız. Sadece 3 gün sonra. Sonra milli maç arası. Burnley. Chelsea. Schalke maçları. Arada bir Tottenham maçı olacak. Manchester City maçı var ya, acayip önemli bir maç. Liverpool maçı, acayip önemli bir maç. United maçı, Tottenham maçı, Chelsea maçı. Bunlar çok çok önemli maçlar. Puan durumu. Bir maçımız eksik 4. sıradayız. En yakın rakibimizle aramızda puan farkı 4. Chelsea'ye 4 puan fark attık Şampiyonlar Ligi yolunda. Bu eksik maçımızı, Leeds United maçını kazanırsak 69 puanla. Bu arada Manchester United City yenilmiş. City Newcastle United'a yenilmiş. Allah'ım, rüya gibi. İlk mağlubiyetini almış Manchester City. City yenilmiş. Bu maçı kazanırsak 69 puanla ligin son 9 haftasında liderin 5 puan gerisine yerleşeceğiz. City'yi de yendiğimiz takdirde bu aradaki puan farkı 2 olacak. Şampiyon olabiliriz. Ama çok zor maçlarımız var. City'nin de önünde çok zor maçlar var. Haftaya Leicester City ile oynayacak Manchester City. Aynen. Newcastle kendini affettirdi. Çok doğru bir yorum. O 1-1'lik maçın ardından bize hayatı zindan etmişlerdi. Vallahi billahi kendilerini affettirdiler. Newcastle devlere çelme takan takım. Biliyorum kimler o tarafta. Sessiz dururlar o durakta. Biliyorum ben bu dudakta. Kanayan yaralar olsa da. Hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Exeter kariyerine. Ne yapıyorsunuz? Nasıl keyifler arkadaşlar, iyi misiniz? Dinleyelim Rauşan'ı da. Yayınlar abim, kaç zamandır yokum yayınlarda, yeni neler oldu abim? Hangi birini anlatayım sana Rauşan? Hangi birini anlatayım sana Rauşan? Aman bu yayınlarda neler olduğunun hangi birini anlatayım sana Rauşan? Hangi birini anlatayım sana Rauşan? Uyuyor mu? Uyuyorsa söyleyin. Rauşan, sana hangi birini anlatayım bu yayınlarda? Olan biten çok karışık her şey. Arka arkaya galibiyetler. Avrupa Ligi'nden çıktık. Yolumuza devam. Uyuyor mu söyle. Uymuyorsa boş boşuna söylemeyin. Aman bu yayınlarda. Yolumuza devam. Uyuyor mu söyle. O sesi duymayan iyiydi arkadaşlar. Raptor yanık ses aynen. Antrenman günü. Bada oynatılmamaktan rahatsız. Maalesef Bada Cabral ikilisi anlaşarak bir şeyler karıştırıyorlar ama bilmiyorum neler oluyor arkadaşlar. Yani bu kadar iyi giden bir Exeter'da bir de Bada ve Cabral'le uğraşamayız. Evet, Bada ve Cabral'le nasıl uğraşabiliriz ki? Antrenman günü. Bada gözü tam isabet, tribünler şok. Benim aklımdan geçenleri tahmin bile edemezsin. Bu bıçak sihirli, açar yarayı göremezsin. İstersin bilemezsin, bilsen de yetemezsin. Ustaların konuşunca adettendir bölemezsin. Öylece gidemezsin. Orontes mektebinden abilerin sahnedeyken. Bu sözler damarına enjekte bir virüsken. Acıdan kıvrandırır. İstesen de ölemezsin. Deşifre raptor, yani dört köşeli bir üçgen. Şu anda keşifte, bu konu tam da derinken. Haddini bil öyle konuşken. Yo faci buradayken. Unutma buradaydık. Sen basit bir vitaminken. Evet, chat 83, Serkan 84. Bravo çocuklar be. Bravo.
Yükseldik. Yükselmeye devam ediyoruz. Zamanı bir tık daha ileri alıyoruz. Haydi bakalım. Bir tık daha ileri aldık ve Leeds United iç sahada. Evet, Liverpool maçını yapmış. Liverpool kaybetmiş. Liverpool oynadığı maçı kaybetmiş sanıyorum ki. Hemen bakalım. Liverpool Watford'a 1-0 yenilmiş. Allah'ım neler oluyor ya. Ver abi şöyle güzel bir müzik ver. Döner marşı ver, bir şeyler ver. Giderek Şampiyonlar Ligi daha da garanti hale geliyor. Ama kazanmamız lazım her şeyden önce. Liverpool kaybetmiş. Watford'a kaybetmiş. Watford 9. Şimdi 2 maçımız eksik Liverpool'dan. Chelsea ile aramızda 2 puan... Aha, 2 maç fark var Chelsea ile aramızda. Chelsea 4-0 kazanmış, West Ham United'ı yenmiş. Chelsea'ye yenildiğimiz takdirde bile, yani Chelsea bizi yense bile üstümüze çıkamayacak bir avantajımızın olması lazım. O yüzden Leeds United maçı bizim için çok önemli. Herkes yenilebiliyor. Biz de Leeds United'a sezonun ilk maçında yenilmiştik. Bu iki galibiyetlerinin biri bize karşı. Defalarca söyledim. Önümüzde milli maç arası var. Ayın 19'u ile 24'ü arası mı ne? Öyle bir şeyde milli takıma gidecek oyuncular. Leeds United maçındayız. İç sahada. Abi inan, buradan şampiyon oluruz. Olabiliriz. Gerçekten olabiliriz. İnanırsak olabiliriz. Cabral ve Bada sıkıntı çıkarıyordu değil mi? Bada gel abi şuraya. Cabral sen de yedek kulübesine. Ariol çok yorgun. Çok yorgun arkadaşlar. Araujo, Bada, Jansen, Saribo, Correa, Avucic'i. Plaza nasıl? Plaza bugün tek forvetimiz. Santraforumuz. Yoksa çift forvet oynuyoruz. Cabral sıkıntı yaratıyor. Oynatılmamaktan rahatsız. Ojo mu? Seni tamamen çıkarıyorum. Yerine bugün bize katkı sağlayacak kim var? Çağlar'ı da defans alsam mı ya? Roldan sen bugün oyna. Serkan, Roldan ikilisi oynamaya devam etsin. Jansen, Bada, Aribo, Prado. Prado bugün, Correa, Aribo. Aribo bugün geride. Bada oynasın. Prado yedekte. Claes ya da gel Prado. Evet, bu şekilde sahaya çıkıyoruz. Bada ofansif orta sahamız. Hadi çocuklar, eksik maçımızı kazanırsak ikinci sıraya yerleşeceğiz. Kesinlikle yenmemiz gerekiyor ve farklı yenmemiz gerekiyor. Yolun başında pek mümkün görünmese de şu anda ligi üst sıralarda tamamlama şansınız bulunuyor. Geriye sadece birkaç maç kaldı. Takımınız bunu başarabilecek mi? Sonuna kadar savaşacağız. Sonuna kadar savaşmayı ve kazanmayı planlıyoruz. Bu yeterli olmazsa hayal kırıklığı yaşamam. Leeds United maç öncesinde ligin sonlarında yer alıyor. Kadronuzun rehavete kapılmasını önleyebileceğinize emin misiniz? Leeds takımının lig sıralaması önemsiz. Bugün karşılaşacağımız takım ligdeki sıralamasının aksine çok iyi bir takım. Bir oyun planıyla maça çıkacağız ve kazanmayı hedefleyeceğiz. Bir önceki maçınız 1-0 Leeds United galibiyetiyle sonuçlandı. Yakın bir skordu. Sizce rakibiniz bugün tekrar kazanma şansına sahip mi? Kazanmaları bizim hatamızdı. Önceki sonuç bizim için hataydı. Bu maçın ardından bununla ilgili tüm şüphelerin ortadan kalkacağına eminim. Evet, evet arkadaşlar. Unutmuyoruz, unutamayız. Yani asla unutamayız o maçı. Ama biz Leeds United'ı daha sonra FA Cup'tan eledik. Kendi evimizde bu şekilde oynayacağız. Yağmurlu bir gün. Evet, yağmurlu bir gün olsun, fark etmez. Yağmurlu bir gün. 13.30. Bu maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz. Haydi şanlı Exeter. Kazanırsak inanılmaz büyük bir avantaj bizim için. Umarım farklı kazanırız. Exeter Atatürk Stadı'ndan hepinize selamlar değerli futbol severler. Bugün ligde eksik maçımızı yapacağız. Ve rakibimiz Leeds United. Ligin ilk yarısında bizden 3 puanı koparmayı başaran takımlardan biri Leeds United. Aynı zamanda Burak Şener'in eski takımı. İngiltere'de çalıştırdığı ilk takım Leeds United. Bu maçı mutlaka kazanmamız gerektiğini cümle alem biliyor. Jennifer teyze de statta. Herkes nefesini tuttu. Sanki bizim için bir playoff finali gibi olacak bu maç. Bir intikam maçı. Evet, Leeds United'ı FA Cup'tan eledik. İlk maçta 4-4 berabere kaldık. Leeds United'a karşı çok garip hatalar yapıyoruz. Umarım bugün o hataları yapmayız. Plaza tek forvet. Yağmurlu bir gün. 3 puanı kazanırsak ligin ikincisi olacağız. Haydi başarılar çocuklar. Başarılar Exeter City. Şans bizden yana olsun. Yedek oyuncumuz. 3-4 tane yedek oyuncumuz var sahada. Onlardan biri Jansens. Ama bu çocuklara çok güveniyoruz. Hadi Aribo. Sağ tarafta boşluklar var. Aribo, Araujo, Prado'ya doğru uzun bir top. Haydi oğlum. Yerden sert orta be Prado. Orta açman 99. Arka direkten koşan Correa'ya doğru atış topu be oğlum ya. Evet. Bakalım nasıl oynayacaklar. Ligden düşmemek için oynuyorlar. 29 maçta sadece 11 puan alan bir takıma karşı oynuyoruz. 11 puan, 3 puanını da Exeter'dan aldılar. Barış. Barış Alıcı da
Rakip de biliyorsunuz Araujo araya girdi. Sol taraftan geliyorlar. Barış. Barış Araujo yapıştı. Hadi çocuklar. Hızlı bir şekilde ilk dakikalarda gol atarsak çözülüp gidiyorlar. Süper. Hadi Plaza. Haydi Plaza. Haydi Plaza. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Bomboş kale. Plaza. Bitti. 1-0 öndeyiz. Ama Merv Arşı Reji böyle hazırlıksız olmaz. 1-0. Dakikalar 8'i gösterirken bir kontra atakla Plaza Koreyre işbirliğiyle 1-0 öne geçiyoruz. Korktuğumuz başımıza gelmeyecek ve bu maçı çok farklı kazanacağız. İnanıyorum çok farklı kazanacağız. Farklı kazanmamız gerekiyor. Plaza çok güzel bir yere pas. Koreyre 1-0 öndeyiz. İkincilik geliyor. Allah'ım ikincilik geliyor. Bravo çocuklar. Reji böyle yapma bak Merv Arşı. Felix Koreyra Premier Lig'deki 5. golünü attı. Bravo çocuklar. Evimizde taraftarımızın önünde Jennifer teyzenin önünde 1-0 öndeyiz. Barış Alıcı erken bir gol. Düğümü çözecek ben biliyorum inanıyorum. Prado araya girdi ama pas verdi. Prado tekrar araya girdi. Hadi bakalım Plaza. Çok güzel yere. Plaza yürü aradan. Yürü aradan oğlum Plaza. Haydi Plaza eski günlerdeki gibi birbirinize girdiniz. Olmaz. Plaza baktı kaleye. Vuracak Plaza yerden dönen top bomboş kale harip olmadı. Maalesef olmadı. Akın akın geliyoruz. 1-0 galibiyeti getiren bir skor değil. Hadi Plaza vur uzaklardan. İndir. İndir oğlum. Devamının gelmesi lazım arkadaşlar. 2-3 yaptıktan sonra ancak rahatlayabiliriz. 1-0 hiç doğru bir skor değil. Bravo Prado. Bravo çocuklar. Canavar gibisiniz. Aribo. Aribo Plaza. Hadi Plaza köşeden geliyoruz. Tamam bindir oğlum. Bindir çok güzel yere. Greco koy vücudunu. Faul. Faul ittiler bizi. Bakalım olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bir şeyler deneyeceğiz. Hadi Prado'cum. Topa doğru geldi Prado. Maalesef istediği şekilde vuramadı. 17. dakikada en hırslı oyuncularımızdan biri bugün Prado. Savunmada nasıl gayret gösteriyor hepiniz görüyorsunuz. 17 dakika geride kaldı ve 1-0 öndeyiz. Erkenden bulduk golü. Bir gol daha atabiliriz. Araujo ileri çıktı. Prado kafayla indirdi. Ortada boşluk var. Hadi Bada. Yürü Plaza. Koşuyorsun Plaza. Yapıştır. Ah be Plaza. Ayağına oturmadı maalesef. Ters ayağıyla vurdu Plaza. Çok istekli bugün. Oturmadı Plaza'dan çok daha iyi bir şut bekliyorduk. Tek kale oynuyoruz ya. Şampiyonluğa oynuyorsak zaten bu takımı darma duman etmeliyiz. Jansen'se doğru bir... Ya bu nasıl bir anlaşmazlık arkadaş ya. Yani orada bana bomboş atılan yer nasıl bir yer anlamıyorum ki. Neyse devam edelim bakalım. İlk yarıda bir gol daha atmamız lazım. Çok rahat geldik. Rakip zaten artık düşmüş bir takım ve karşılarında şampiyon bir takım var. Bu nasıl pas? Ya Plaza bu nasıl pas arkadaşım ya? Neyin nesi abi bu pas ya? Hadi bakalım. Umarım aksilikler peşimizi bırakır. Rakip geldi. Köşeden. Ve 1-1. 31. dakikada durum 1-1. Şok bir gol ya. Şok bir gol. Yani söylenecek bir şey yok. Bu şok bir gol. Maçı kazanmadığımızın göstergesi. Plaza'nın şutu, pası. Abicim bu nasıl iş ya? Yani o pası düzgün versen 2-0 öndeyiz biz ya. O pası düzgün versen biz 2-0 öndeyiz ama şu an durum 1-1 ya. Evimizde 9 maçta sadece 1 gol yiyen takımımız şu anda Leeds United'dan bu golü yedi. Hadi biraz daha, biraz daha baskılı. Biraz daha baskılı. Plaza vücudunu koydu. Maalesef, maalesef, maalesef. İşler değişebilir arkadaşlar. Unutmayalım. Barış Alıcı sol taraftan geliyor. Ah be çocuklar, ah be çocuklar ya. Yani Bada'nın pozisyonunda da o topun Bada'ya atılmaması. Acayip garip şeyler oluyor Leeds United maçlarında. Yürü Serkan, yürü Serkan Bada hadi. Atacağız erkenden bir gol daha. Yürü Plaza, gözüm sende. Faul, faul. Göstereceksen göster bir kart. Yarım saat herkesi oraya topluyorsun ve uyarıyorsun. Tamam. Sarı kart görmüş Philips. Pekala. Serkan Yıldız. Serkan taraftarın biraz bağırması gerekiyor. Olmaz böyle. Hadi Prado. Hadi çocuğum. Prado yap ortayı. Arka direğe. Yapıştır. Bada vurdu olmadı maalesef. Atak devam eder mi? Uzaklaştırmak zorundalar. Uzaklaştırmadılar. Barış Alıcı ilk yarı 1-1 bitemez arkadaşlar. Su gibi geçti. İlk yarı 1-1 bitemez. Roldan. Roldan tamam Greco sen koş. Greco sen koş. Allah Allah. Offside. Koş Greco koş.
İlk yarı böyle bitmemeli arkadaşlar. İlk yarı böyle bitmemeli. Ne çabuk geçti ilk yarı. İkinci yarıda her şey değişebilir. Çapraza. Hadi çocuklar, bir gol atmamız lazım. Mutlaka bir gol atmamız lazım. Yürü Haribo. Yürü Haribo. Yürü oğlum. Yürü Plaza. Çok güzel. Haribo. Ama abi böyle bir şey yok ya. Ya bekle kardeşim, topla buluşur buluşmaz sana pas atacağım Haribo, nereye koşuyorsun ya? Arkadaşım ben o topla buluşur buluşmaz sana pas atıyorum, nereye gidiyorsun Haribocum ya? Nereye gidiyorsun kardeşim ya? Hadi oğlum bir şans daha. İndirdiği yerde kimse yok. İlk yarı 1-1 bitti. Bir kere geldi Leeds United. Yine tarihin en ballı takımı gibi oynuyor Leeds United ya. Ya ilk yarı su gibi geçti ve bu kadar hata yapılmaz. Bu kadar hata yapılmaz. Bu kadar hata yapılmaz. Başka bir şey demiyorum ya. Evet, yapay zekanın maalesef sıkıntılarıyla boğuşuyoruz şu dakikaya kadar. Daha dikkatli olmamız lazım. Yapay zekaya güvenmememiz gerekiyor. Leeds United seri pas yaparak başladı. Barış Alıcı, Prado koş. Prado koş. Sakin, sakin, sakin. Sakin çocuklar. Bravo. Çok sakin oynayacağız. Çok sakin oynayacağız. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Hadi. Hadi oğlum. At sağ tarafa. Tamam, bu da güzel. Yürü Prado. Yürü Prado. Bitirelim bu işi. Prado. Prado içeriye girecek. Vazgeçtik. Hadi oğlum Koreyra. Abi böyle lanet olası bir pas mı var ya? Haribo. Haribo geriye. Çapraza. Güzel yere. Prado dön. Gir içeriye. Hadi oğlum. At araya. Ya... Kime attı? Yine Badaya mı attı bu topu ya? 52. İndir şu topu. Shackleton. Ne belalı bir takım bu Leeds United. Hadi indir şunu roldan. İndir. Hadi çocuklar. Hadi doğru yerlere artık. Benim istediğim yerlere atın şu topu. Prado yürü. Prado. Çok güzel oğlum Prado. Hadi Prado. Bu ne arkadaşlar? Ben anlamıyorum, bu nedir ya? Arkadaşlar bu nedir ya? Bu adam bana sittin sene yetişemez. Hani belki pozisyonun başında faul olabilir. Burada faul verilebilir belki. Engelledi beni ama ben açıldım artık burada. Açıldım. Topu ayağımdan açtım. 56. dakikaya geldik ya. Lanet olsun arkadaşlar. Şok içerisindeyim ya. Gerçekten şok içerisindeyim. Maç boyunca istediğimiz bir şey olmadı ya. Badayı çıkarıyorum. Cabral'i oyunu alacağız. Prado biraz daha orada oynamaya devam et. Biraz daha oynamaya devam et bakayım. Ya da Janssens çıksın. Badayla sahadayız. Hadi bakalım. Umarım bir puan kaybı gelmez. Ben, bakın 90 dakika ilk maçta Leeds United'a karşı mücadele ettik. Ben dedim ki umarım berabere biter. 90+3'te gol yedik. Hatırlayın. Hatırlayın arkadaşlar, aynı şeyler umarım olmaz. Yürü Bada. Yürü Bada. Hadi Plaza. Hadi göster kendini. Tamam. Faul. Bir şey lehimize olsun ya. 60 oldu. 30 dakika kaldı maçta. Hadi Plaza. At sağ tarafa artık. Hadi oğlum. Bir pas daha Bada'ya. Oyuncular daha değişmedi mi ya? Oyuncular daha değişmedi herhalde, değil mi? 65. Hadi biraz sakin arkadaşlar. Biraz sakin. Yok. Bu kadar kolay bir takımı yenemedik. Atamadık daha gol. Atamadık maalesef. Maça... Araujo. Sol taraftan geliyoruz. Greco. Cabral'e. Hadi Cabral, Bada işbirliği gelsin. Hadi Cabral. Hadi avuç içi. Abi avuç içi ne o top? Lanet olsun avuç içine. Bu ne ya? Hep de nedense bu Leeds United maçlarında bu oluyor. 72. Geliyoruz. Hadi oğlum. Hadi Cabral'im be. Hadi avuç içi. Yok abi yok. İnsanlar ayakta duramıyor. Cabral ayakta duramıyor. Diğerleri ayakta duramıyor. Ben ne yapayım ya? Ben ne yapabilirim bilmiyorum ya. Ulan Manchester United'ı 3 maçta yenen takım bu mu ya? Bu mu arkadaşlar ya? Manchester United'ı 3 maçta gol yemeden yenen takım bu mu ya? Hadi çocuklar. Allah rızası için düzgün pas verin. Ya Allah'ım ya Rabbim. Kafayı sıyırmak üzereyim ya. Kafayı sıyırmak üzereyim. Hadi.
Bak arkası dönük ne kadar güzel paslar bunlar. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Hadi Prado. Aç ayağından Prado. ...82-2-1 öndeyiz. Lanet olsun 2-1 öndeyiz. Geberip gidecektim az kalsın ya. Orada avuç içine aldı at pası vermeye çalışıyorum. Avuç içinin koşusu dünyanın en anlamsız koşusu ya. Avuç içi bana bir adım öne gelerek yardım etse gol atmışız. Avuç içinin koştuğu yere bakın ya. Koştuğu yere bakın arkadaşlar. İnanın gram sevinecek durumum yok. 2-1 öndeyiz. 12. golünü attı Afonso Cabral. Yani bu maçta o kadar garip şeyler yaşadık ki kaleye vurmak istemiyorum ya. Hadi bakalım 2-1 öne geçtik. İnanılmaz bir maç ya. Yani ligin sonuncusuna karşı nasıl böyle futbol oynarız? Fede. Cabral koş geriye. Cabral koş geriye. Koş yardım et arkadaşlarına. Araujo. Prado sen de kapat. Tamam bir kişi kapatın. Bir kişi kapatsın sadece. 87. dakika. Topuk pası. Orta geldi arka direğe. Yahu Allah'ım. Granero uzaklaştı. Daribo uzaklaştır. Kalpten gideceğiz şimdi. Phillips. Sarı kartı var. Bizde. Bizde. Hadi çocuğum. Hadi çocuğum. Allah Allah. Ya abi ne oluyor? Öleceğim ya şimdi. Gerçekten kalpten gideceğim ya. Cabral gibi bir adam nereye top atıyor? 90'lık adamlarımız Leeds United oyuncularının karşısında hiçbir şey yapamadı bugün. 93'lük oyuncularımız hiçbir şey yapamadı. Ve maçı kazanıyoruz. Ya öyle ya da böyle bu maçı kazandık. Öyle ya da böyle bu maçı kazandık arkadaşlar. Stresten geberdik ama ya. Stresten geberdik. 87 pas isabetiyle oynamışız. Yalan ya. Yalan gerçekten. Plaza maçın oyuncusu. Bu da yalan. 2 asisti var belki ama bu da yalan arkadaşlar. Şimdi bizim geçmişte neler yaptığımızı bilmeyen birçok kişi bu maça böyle ilk defa gelip bu maçı izleyen birçok kişi ne olduğunun gerçekten farkında değil ama keşke daha önce yaptığımız şeyleri görseydiniz. Cabrera bugün sahada neden değildi? Takım önce gelir. Exeter City Premier Lig maçlarında henüz yenilgi yüzü görmedi. Bu seriyi sürdüreceğinize inanıyor musunuz? Gereken niteliklere sahibiz. İkinci yarıda attığınız golle skoru belirlediniz ve zorlu bir galibiyet aldınız. Bugünkü maçta fark yaratan şey sizce neydi? Sinirlendireceğim. Farkı açmamız gerekiyordu. Bir gol daha atıp iyice rahatlayabilirdik. Son golümüzün ardından tutuk bir oyun sergiledik. Ve bu durum diğer rakipler karşısında sıkıntı yaratabilir. Puan durumu. Puan durumu. Bir maçımız eksik. 29 maç sonunda 69 puanlı 3. sıradayız. Neyse kazandık. Öyle ya da böyle kazandık arkadaşlar. Az kalsın kazanamıyorduk ama. Ofiste bir tane mesaj. Hocam bana kulak verip kadroda düzenli olarak yer verdiğiniz için teşekkür ederim. Artık daha mutluyum. Senden daha fazlasını bekliyorum. Hiç böyle bir maç beklemiyordum ya arkadaşlar. Ruh halim değişti ya. Yemin ediyorum yani. Prado anlamsız yere kendi kendine takılıyor, mücadele etmiyor. Lan arkasında adam, koşan adam 40 koşuyor belki ya. Belki de 45 koşuyor. Prado rüzgarın oğlu. Kendi kendine kayıyor, takılıyor. Pozisyon devam etmiyor. Plaza pas veremiyor. İki oldu. Gol pozisyonlarında saçma sapan yerlere paslar gitti. Hadi birinde ben hata yaptım. Haydi bazılarında ben hata yaptım diyelim. Ama hepsini açıp gösterdim size ya. Daha stresliydim çünkü maçın başında anladım bu işin futbol oynayarak düzelmeyeceğini. Etrafımda gördüğüm her şey gelip geçen bir yalan gibi. Yarın olmayabilirim tıpkı doğup batan bir güneş gibi. Buradan sonrası aydınlık mı? Kestirmek imkansız. Korkulara yer kalmasın artık. Ben doğan günüm, başlayın artık. Yarınım olmasa da ben bugünümden sorumluyum. Bir görevim var, dört taraf duvar. Af dilemek bu kolay, ortada göremediğim bir yer. Dudaklarımdan dökülen manalar beni anlatıyor. Olsa gerek. Emek verip de alamadığım anda kanayan kaç bin yara var. Benim bugün tam 3 son günüm olsa arzulanan kaç şey yaparım. Bugün benim son günüm olsa gözlerimi hiç kaparmayım. Benden öncesi çoktan gitti. Sonrası beklemekte ve her şeyi sonrakini çok geç olmadan önce her şeyi yeniden başlat bence. Acayip stresli bir maçı kazandık ve oyuncularımız gelişmeye devam ediyorlar. Serkan, Türk stoperimiz, Türk milli stoperimiz bayağı gelişti. Cabral Leeds United karşısında galibiyeti getiren golü attı. Leeds United ile zorlu bir mücadele veren Burak Şener ve ekibi yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. En yakın rakibimiz UEFA Şampiyonlar Ligi için Chelsea. 4 puanlık fark var ve bir maçımız eksik.
Hedefimize çok yakınız. Şampiyonlar Ligi hedefimiz için. İyi gidiyor işler fakat şampiyonluk bir anda ortaya çıkan bir hedef oldu. 22 maçtır kaybetmiyoruz. 22 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik. 29 maçta sadece bir kere kaybetmişiz. Bu sene tarihimizin en iyi dönemlerinden biri ikinci Exeter döneminde. Bu momentum döneminden şunu anladım. Zayıf kadrolu takımı yenmek zor oluyor. Aynen öyle. Eğer sizin kadronuz rakipten iyiyse oyun size hata yaptırıyor. Kanıtladık yani bunu. Eğer senin kadron rakibin kadrosundan iyiyse oyun sana oyununu oynatmıyor. Momentum döneminde ama. Momentum olmayan dönemde lay lay lom 7-0, 6-0, 8-0, 5-0. O momentum döneminde rakibin kadrosundan iyiyse kadron boku yedin. Biz küçük takımken Manchester City'ye karşı, Arsenal'e karşı, Manchester United'a karşı nasıl takır takır top oynuyorduk? Hatırlayın, tüm parçalar yerine oturuyor. Burnley ligin kaçıncısı? Burnley'e karşı yedekçik Chelsea'ye tam kadro. Ben de öyle düşünüyorum. Burnley. Ay yedik arkadaşlar. Burnley ligin sonuncusu. Burnley ligin sonuncusu. Arkadaşlar. Burnley ligin sonuncusu. -71 averajı var. Çıktıkları 29 maçta 85 gol yemişler. 29 maçta 85 gol yemişler. Biz de çıktığımız 29 maçta 81 gol atarak ligin en fazla gol atan takımıyız. Bu istatistiklere göre bu maçın kaç kaç bitmesi gerekiyor? Hadi bakalım. Hazır mısınız senaryoya? Kaç gün sonra Chelsea'ye karşı oynayacağız? Ayın 30'unda Chelsea'ye karşı oynayacağız. 3 gün var arada. Bu maçta Çağlar Serkan ikilisi oynayacak. Junior Veron dışarı. Aribo içeri. Aribo ofansif orta saha oyuncumuz. Cabral bugün yedekte. Jansens içeri. Jansens sol tarafa. Bello. Ha bu çocuklar hala nasıl yorgun? Milli takıma gittikleri için yorgun. Milli takımdan döndükleri için hala yorgunlar. Arojo, Çağlar, Jansens, Bello, Aribo, avuç içi. Kuyruklu. Kaç oyuncumuz var? Bello, Bello, Çağlar, Serkan. 3 as takım oyuncumuz var sadece. Avuç içi, kuyruklu. Bir de Ojo Mo'u almalı mıyız acaba? Plaza dışarıya. Tamamen dışarıya. Correia içeri. Ne olur ne olmaz diye Bada da içeride. Prado dışarıda. En azından iki stoperimiz orada dursun. Cabral, Bada, Ojomo, Correia, Ajose, Renan dos Santos. Saçlıyı da alsak mı? Kadromuz bu. Evet. Hazırız. Kazanmamız gerekiyor çocuklar. İkinci sıraya yerleşmek için çok 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 önemli bir maç. Umarım Leeds United maçında yaşadıklarımızı yaşamayız. Haydi çocuklar. Haydi savaşçı çocuklarım. Premier Lig'de yeni bir macera, yeni bir heyecan ve rakibimiz evimizde ligin sonuncusu Burnley. 30. maçına çıkıyor her iki takımda. İki takımın da bir maçı eksik diğer rakiplerine göre. Ligin sonuncusu, ligin en fazla gol yiyen takımı. 85 gol yemişler ve biz de ligin en fazla gol atan takımıyız. Bir maç önce, geçen hafta evimizde yağmurlu bir günde Leeds United'a karşı inanılmaz bir maç oynamıştık. Bu çocuklar şampiyonluk yolunda 30 maçta sadece bir kere kaybettiler değerli Exeter'lılar. Sadece bir kere, belki de iki kere. 30 maçta yaklaşık 25-26 galibiyet alarak bu noktaya geldik. Umarım iyi bir maç olur. 3 puan, ya 1-0 olsun bizim olsun ama normalde bu maçın hakkı 5-0 ile 10-0 arasında olması gerekiyor. Ligin en fazla gol atan takımının, en az gol atan takımına, en fazla gol yiyen takımına karşı gol olup yağması gerekiyor. Hadi başarılar çocuklar. Başarılar Exeter City. Şampiyonluk için sahadayız. Haydi çocuklar, Araujo. Rakibimize gol olup yağmalıyız. Jorge Bello. Yürü Klaes. Sağ taraftan Jorge Bello rakibin ayağına attı. Pres yapıyoruz. Pres yapıyoruz. Avuç içi uzaklaştırdılar. Greco. Önde biraz hızlı basalım. Hızlı basalım. Tamam Greco koş geriye. Koş Serkan. Greco koş geriye. Serkan sen de bas. Tamam. Şimdi değişin. Değişin, 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 değişin. Pis geldiler sanki. Dikkat edelim. 2-3 kişi basıyoruz. Aman. Uzaklaştırdı Serkan Yıldız. Bravo. Biraz tehlikeli geldiler sanki. Dakika 5. Geldiler sol taraftan. Solari. Orta geldi. Çağlar. Uzaklaştırdı. Sakin savunma. Sakin savunma. Yaptırma ortayı. Bravo Araujo. Hadi sağ taraftan gelelim. Kötü top. Maalesef kötü top. Klay sende kalacak. Helal çocuğum. Helal çocuğum. Basıyorlar mı? Ne yapıyorlar bilmiyorum. Aribo'ya doğru. Güzel Aribo. Tek top. Geliyoruz. Jorge Bello. Hadi çocuklar. Tamam bastık. Aribo. Çok iyi bir oyuncusun ya Aribo. Yürü oğlum. Dribbling yeteneğin üst düzey. 80-90-99 koşuyorsun neredeyse. Koy vücudunu avuç içi. Döndük. Döndük. Avuç içi Jorge Bello'ya baktı. Bello. Güzel yere. Kuyruklu. Geriye. Şut pozisyonu arıyoruz. Jansens'in iyi şutları var. Jansens girecek içeriye doğru. Vazgeçti. Girdi. Yerden sert orta. Ah burada. Son anda araya girdi burada. Bu nasıl bir isim?
ben buradayım dedi. Aribo, Aribo, orta yapmayacağız. Aribo, Jorge Bello yardıma geldi. Bello sağ ayağında. Bello baktı kaleye. İnanılmaz bir mücadele, müdahale. Bello, Çağlar, Aribo koydu vücudunu Aribo. Aribo vücudunu koydu. Dönecek. Pas başarılı. Hadi Avuçiçi. Ah be Avuçiçi. Sen de topu saklayabilip dönseydin 1-0 öne geçecektik. İyi paslaşıyorlar. Dikkat etmemiz lazım. Gerçekten iyi paslaşıyorlar. Aman aman aman. Jansens. Aman çocuklar, aman çocuklar. Atilla Gürcebe. Grey Atilla Gürcebe, bravo oğlum sana be. Çok iyi uzandın çocuğum. Gerçekten çok iyi uzandın. Kalu korneri kullanacak. 16. dakikayı geride bıraktık. Korner kullanıldı. Atilla uzaklaştırdı. Koş Klaes. Grey. Klaes. Al bu topu oğlum. Tamam. Avuç içi basıyormuş. Bu arada doğrudan avuta gitti top. Yürü Jansens. Tamam. Abi ya bu nasıl bir şey ya. Yani abicim ya faul var ya beni engelliyor, bir şeyler yapıyor, pasa attırmıyor bana kayarak ya. Kalu. Orta geldi. Atilla Gürcebe bravo. Hadi bir kontra atak olsun. Hadi bir kontra atak olsun. Yürü oğlum. Güzel yere. Hadi. Hadi kuyruklu. Hadi kuyruklu. At bu çalımı kuyruklu. Uf, kuyrukluyu zapt edemiyorum ya. Bu maçta da zor olacak arkadaşlar işler. Bu maçta da işler çok zor olacak. Atilla Gürcebe. Bravo çocuğum. Hemen Bello'ya. Ortaya Bello. Jorge Bello. Biraz sağ sol pas yapalım. Biz istemiyoruz 7-0, 8-0. 1-0 olsun, bizim olsun. Yürü Araujo. Yürü Araujo. Yürü oğlum. Ortaya Bello'ya. Hadi Bello. Tek top. Orta alanları kalabalık bu takımın. Bello. Kuyruklu gidiyor. Kuyruklunun koşu yoluna. Jansens'ten harika bir top. Müthiş top. Haydi kuyruklu. Yaz bitsin. Hazırlandım. Marşı vermeye hazırlandım. Müthiş bir şut. Top direğin yanından. Şans olsa zaten bu top girerdi. Bu top girerdi. Girmeyişinden belli. Maalesef girmedi. Greco çık indir. Helal. Hadi kuyruklu. Hadi Aribo. Aribo açma ayağından. Açmayın çocuklar. Yerdeki adama atma şu pası. Delirmek üzereyiz. Dakikalar azalıyor giderek. 30 dakikayı geride bıraktık. 0-0. Yine işler yolunda gitmiyor. Solari. Dikkat, 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 dikkat. İyi geldiler Bello. Alman lazım bu topu. Orta doğrudan Atilla Gürcebe'de kaldı. Orta. Kafa dışarıya. 39. dakika dışarıya. Hadi oğlum. Hadi çocuklar. Çapraz paslar. Avuçiçi. At bu çalımı Avuçiçi. Bravo Avuçiçi. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Çekiliyoruz. Faul. Faul. Ver faulü. Şurada çekildim. Avantaja bıraktı. Ben de burada hiçbir şey yapmadan duruyorum. Neden avantajı durdurmuyor ya? Arkadaş neden avantajı durdurmazsın sen ya? Şerefsiz hakem. Bilsem çalım denerdim ben ya. Durdum, bıraktım, hiçbir şey yapmadım avantaj çalınsın diye. Böyle yanlı bir karar mı olur ya? Dikkat, dikkat çocuklar. Marega. Serkan stopere dön. Serkan stopere dön. Yine garip bir maç oynuyoruz maalesef. Orta geldi. Çağlar nereye indiriyorsun? Çıldıracağım artık ya. Çağlar gibi bir adam bu topu nereye indiriyor ya arkadaşlar? Orada da foul yok, yumurta yok, yediğimiz gole bakın ya. Ben ne söyleyeyim ya? Ben ne söyleyeyim arkadaşlar? Ben ne yapabilirim ya? Bunlar olacaksa ben ne yapabilirim ya? Bir şampiyonluk vereceksin. Bir 3 puan vereceksin. Anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getiriyorsun be. Yani gerçekten artık söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum ya. Çağlar Söyüncü gibi bir adam. Kafayla indiriyorum. İndir, kontra atağa çıkalım. Abicim bu nedir ya? İlk yarıda 1-0 gerideyiz. Baku ligdeki ilk golünü attı. Evet arkadaşlar, ilk yarıda 1-0 gerideyiz maalesef. Demek ki daha kötü oyuncularla girecektin. Demek ki Çağlar'ı Mağlar'ı oynatmayacaksın bu maçta abi. Demek ki bu çocukları da oynatmayacaksın. Yürü Bello. Yürü Bello. Yürü. Yap ortayı. Çok kötü orta, çok. Maalesef. Demek ki orada Roldan oynatacaksın. 60'lık oyuncuları oynatacaksın. Ratingi yüksek her oyuncu hata yapıyor ya. Ya bu nasıl bir adaletsizlik ya? Burnley'sin sen. Ligin dibindesin abicim. 85 tane gol yemişsin ya. Ligin en fazla gol atan takımı olarak biz bu cezayı niye çekiyoruz ya? İkinci yarı başladı. Umudumuzu yitirmeyelim. Jansens. Yürü Greco. Yürü Greco, bindir. Avuç içine. Avuç içi.
Abi hakemin orada avantajı durdurmayışından belliydi ya. Hakem avantajı nasıl durdurmazsın sen? Normalde 100 kere bana avantaj verilmiştir. Joystick'i bıraktığımda avantaj durur. Avantajı durdurur. Faul verir. Neden böyle ya? Sıfır. Ve 2-0 gerideyiz. Ligin sonuncusuna karşı 2-0 gerideyiz. 50. dakika. 2-0 gerideyiz. Baku ikinci golünü attı. Premier Lig'deki ikinci golünü attı. Normal şartlarda 8-0 bitmesi gereken bir mücadele. Şu paslaşmalara bakın ya. Şu paslaşmalara bakın. Yok abi, top indiren adam yok ya. Greco'ya bakın ya. Abi ne yapıyor bunlar? Yalvarırım, ne yapıyorlar ya? Bir tane topu indiremez misin kardeşim ya? Bir tane topu düzgün yere indiremez misiniz ya? Yürü oğlum. Yürü oğlum aç ayağından. Hadi kabralim. Bu dakikalarda bir gol. Hadi Haribo. Yürü kuyruklu. Hadi avuç içi. Evet. Hadi Bello. Hadi avuç içi, yürü. Jorge Bello. Al bu topu. Al bu topu, bu maçın bitirmediğini dünyaya göster Jorge Bello. Allah'ım, inanılmaz bir gol. İnanılmaz bir gol Jorge Bello. Bu maçın bitmediğini, bizim şampiyonluğu istediğimizi göster onlara. Göster onlara Jorge Bello. Burnley 85 tane gol yiyen takım, 30 maçta sadece 11 puan alan takım 2-1 önde bize karşı ve evimizde. Ve inanılmaz hatalar yaptığımız bir maçta. Haydi çocuklar, 30 dakikada biz bu maçı çeviririz. Her şey yolunda giderse bu maçı çevireceğiz. Haydi çocuklar, yürü, yürü avuç içi. Gel kuyruklu, ver pası. Hadi kabralim, hadi kabral. At bu bıçalımı be, at bitsin, 2-2 olsun ya. Bir oyuncu değişikliği hakkımız daha var. Avuç içini çıkarıp yerine Bada'yı alacağım. Bada oyunda. Hadi bakalım, Bada forvet. Bada'yla Cabral'in bir şeyler yapması gerekiyor. Ah arkadaşlar, ah. Ah arkadaşlar. Hadi Ojomo, göster kendini oğlum. Haydi Cabral. Cabral at uçalımı. Ah be, nasıl tahmin edersin ya? Nasıl o vücudu tahmin edersin? Yürü kuyruklu. Hadi Bada. Bada. Tekrar kuyrukluya. Kuyruklu. Yapıştır. Çok kötü bir şut. Lanet olsun, kaleyi bulsa belki dönen top gol olacak. Geliyoruz. Ojomo. Ojomo içeriye. Gir içeriye. Gir içeriye. Ojomo. Uzaklaştırdılar. 15 dakika kaldı. Hadi çocuklar, bir gol daha atarsak daha koskoca 15 dakika var. Listi paslar deniyoruz ama ne yapalım? Cabral. Hadi. Tekrar Cabral'e. Cabral sol ayağında. Yapıştır. Korner. 78. dakika. Cabral'in inanılmaz şutu girmedi. Kaleci 85 tane gol yemiş bugüne kadar. Şu çıkardığı şuta bakın. Böylesine sertlikte bir şut. Pas yapacağız. Haribo gel yardıma. Haribo vücudunu koydu. Hadi Ojomo. Haydi Ojomo. Ya Ojomo, şu topu tut oğlum ya. Tut şu topu ya. Bırakmayın, 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 bırakmayın. 90, 80 oldu. Koş. Allah'ım ya Rabbim. Atilla.
Tamam, bravo. Hadi. Hızlı, hızlı. Üç kişi ileride kaldılar. Üç kişi ileride kaldılar. Hadi bindir. Yürü bindir. Yürü Araujo, yürü Araujo, yürü. Yürü Bada. Hadi Bada. Yürü Bada. Yüz çevikliğin. Yüz lanet olsun, yüz çevikliğin. 60'lık bir dede gibisin. Hadi çocuklar. Cabral. Abi yok ya, bu nasıl defans ya? Ya bunlar Juventus gibi defans yapıyor. 84. 85. Bir gol daha yiyelim de bitsin şu işkence ya arkadaşlar. Bitsin şu lanet işkence ya. Hadi. Hadi abi, nasıl geçeceğiz bunları ya? Yürü Cabral. Hadi Bada. Hadi Bello. Girsin. Girsin. Allah rızası için girsin şu top. Bu ne oluyor böyle? Niye bu top girmiyor? Neden bu top girmiyor ya? Neden bu top girmez ki? Decided to go 90 10 kişiyiz. Serkan, bir kere daha asist yap oğlum. Bir kere daha asist yap. Yürü. Oyuncularımız yorgunluktan gebermiş durumda. Aribo da gebermiş durumda. Hadi artık. Hadi oğlum. Hadi Cabral'im. Oyuncular bitmiş, harap olmuş ya. Cabral hareket etmiyor, Bada hareket etmiyor. Aribo, hepsinin yorgunluğu bitmiş durumda. Ben nasıl hareket yapayım? Kırmızısı çıkmış. Şut çeksen çekmeyecek, pas versen vermeyecek. Maçın oyuncusu Bello, ana sağladı Bello'nun ya. Yani en iyi oyuncumuz Bello, ana sağladı. Maç sonunda gram şeyi yoktu, enerjisi yoktu. Kuyruklu maç boyunca yoktu. Maç sonu röportajı. Kaybettik ya gerçekten. 10-0 kazanmamız gereken maçı kaybettik. 10-0 ya. Bu maçın normal şartlarda bu maç 10-0 bitmeli ya. 28 maç sonra yenildik. 28 maç sonra yenildik. Ya da bilmiyorum kaç maç artık. Seriyi devam ettirmeliydik. Bugün de serimizi devam ettireceğimizi düşünüyordum. Ne yazık ki sona erdi. Kendimizi toparlamalıyız. Bugünkü sonuç hayal kırıklığı yarattı. Sizce neleri yanlış yaptınız? Sadece şanssızlık. İyi oynadığımızı düşünüyorum ve normalde böyle bir maçı kazanabilirdik. Ne yazık ki futbol böyle bir oyun. Burnley karşısında ikinci maçta işler yolunda gitmemiş gibi gözüküyor. Sorun neydi? Baskı çok yüksekti. Oyuncularım yoğun bir baskı altındaydı. Talihsiz bir sonuç aldık ama umarım gelecekte daha iyisini yapacağız. Yeter. Bu iki Leeds United maçıyla Burnley maçı hayatımızı bitirdi zaten maalesef. Şu iki maç yetti ya. Yani böyle bir iki maç olamaz arkadaşlar. Böyle bir iki maç. Yok abicim ya. Yok yani. Bu iki takım bize dünyanın azabını çektirdi ya. Ne diyelim? Eğer bu maçı kazansaydık 72. Eksik maçımızı da kazansak 75. City'yi yensek 80'e 78'lik bir durum ortaya çıkacaktı. Bir maç sonra Chelsea'ye karşı oynayacağız. 65 puanlı Chelsea'ye karşı. Manchester City, Manchester United maçı var. Yanına ayran isteyelim. Haydi Exeter şampiyonluğu.